Efendim hayırlı akşamlar. Bir Sümen Altı programında daha siz kıymetli izleyenlerimizin karşısındayız. Tabii her hafta olduğu gibi gazeteci arkadaşımız Merhaba Gazetesi İstihbarat Şefi Emre Özgül ile birlikte icra edeceğiz programı. Çok önemli bir konuğumuz var. Günlerdir tabii duyurusunda sosyal medya hesaplarımızdan, kanalımızın sosyal medya hesaplarından gerçekleştiriyoruz. Tabii konuğumuz kim diye soracak olursanız değerli izleyenlerimiz, Konya için önemli projelere imza atmış, geçmişte Konya için önemli çalışmalarda ve faaliyetlerde bulunmuş bir isim. 25 ve 26. dönem AK Parti Konya Milletvekili Sayın Hüsniye Erdoğan Hanımefendi. Efendim hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim, hoş bulduk. Elhamdülillah, çok şükür. Sağlıklıyız, afiyetteyiz. Allah hepimizin sağlığını, afiyetini daim eylesin inşallah. Geçmişte tabii milletvekilliği göreviniz vardı, çok yoğun tempoda çalışmalar yürütüyordunuz. Onun öncesinde bir hekimlik görevinde bulunuyordunuz. Tabii o günler de sizin için çok tempoluydu, yoğundu. Şimdilerde neler yapıyorsunuz? Ben önce çok değerli hemşehrilerimizi, bizleri seyredenleri selamlayarak başlamak istiyorum. Onlara en kalbi muhabbetlerimizi, saygılarımızı, sevgilerimizi sunmak istiyorum. Ve duayla da başlamak istiyorum. Bismillah. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri vahlül ugdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbimize duamızı da ettik. Artık başlayabiliriz, evet, diye düşünüyorum. Tabii ben siyasete girmeden önce 24 yıllık hekimlik hayatı yaşadım. Hekimlik yaptım ve sonrasında siyasete girdim. 2018'den beri de her ne kadar siyasetin içinde olmasak da takip edicisi durumundayız. Şu anda soranlara da ben bazen öyle latife olsun da diyorum, enerji topluyorum diyorum. Bundan farklı mesajlar çıkaranlar var ama hakikaten evde olunca enerji topluyorsunuz. İnşallah bu enerjimizi Rabbimiz hak ve hakikat yolunda kullanmayı nasip eder. Eyvallah. Efendim tabii Türkiye 1,5 yılı aşkın bir süredir pandemiyle, hatta dünya pandemiyle mücadele ediyor. Siz de bir hekim olarak nasıl değerlendirirsiniz bu geçen süreci? Son günlerde tabii vaka sayıları da tekrardan artışa, evet, geçti. 30 binin üzerinde vaka sayıları görmeye başladık. Ölüm sayıları yine artmaya başladı. Neler söylersiniz? Tedbiri mi bıraktık biraz vatandaşlar olarak? Tabii pandemi yani dünya genelini sarsan bir olay. Dolayısıyla Türkiye'mizi de sarsıyor. Büyük bir sağlık sorunu. Yani hastalıkların genelde aşıları, işte tedavileri bulununcaya kadar belli bir süreç yaşanır. Ama bu onlardan da farklı. Yani aşısını buluyorsunuz, işte bir mutasyon gelişiyor vesaire derken etkilidir, etkili değildir sorunları ortaya çıkıyor. Ülkemiz ve dünya için büyük bir problem. Allah en kısa zamanda milletin ve bütün dünyadaki insanlığın başından bu belayı alsın diye dua ediyoruz. Sadece dua etmekle de kalmıyoruz. İlim adamlarımız, büyüklerimiz bunun bertaraf edilmesi noktasında çaba gösteriyor. Ama en büyük çabayı gösterecek olan milletimiz. Bunu söylemek durumundayız. Çünkü alınan kararları uygulayacak ve o tedbirleri yerine getirecek olan vatandaşımızın kendisi. Bu noktada vatandaşlarımızın, milletimizin, hemşehrilerimizin azami dikkatle bu tedbirlere uyması gerekiyor. Tedbirleri biraz gevşettiğimiz zaman işte vefat olayları artıyor, yakınlarımızı kaybediyoruz, üzülüyoruz ve hastalık böyle kar topu gibi yuvarlanarak büyümeye ve gündemimizi işgal etmeye devam ediyor. O yüzden mutlaka tedbirlere uymak ve aşılarımızı olmak durumundayız. Aşı noktasında da tabii yani bir hekim olarak bunu vurgulamak durumundayım. Şu anda oral yani ağızdan alınacak bir tedaviyle hastalık geçmiyor. Mutlaka korunmak için aşı olmanız gerekiyor. Ki vücuda giren işte oluşacak askerler vücuda giren karşılaşacağınız mikroplara karşı savunmaya geçecek ve hastalığı yeneceksiniz. Yani aşılanmanın aslında şeyi bu, felsefesi bu. O yüzden biz aşılanmanın bu hastalığı yenmede ve bertaraf etmede önemli katkısı olacağını düşünüyoruz ve
hemşehrilerimizden özellikle aşı olma noktalarında hassasiyet istiyoruz. Yani bir hekim olarak bunu istiyorum. Belki sözü uzatıyorum biraz ama ki yani zaman zaman tartıştığımız, konuştuğumuz veya görüşümüzü soran olanlar da oluyor. Hani burada da bir kere daha bunu ifade etmek isterim. Bazı aşılara insanların gönlü sinmiyor. Diyor ki işte falan aşıyı ben hani içime sinmiyor. O zaman filan aşıyı yaptır. Yani hangisi içine siniyorsa o aşıyı yaptır ama mutlaka aşı yaptır. Ha bu arada bugünkü açıklamalar vardı. Sayın Bakanımızın duyurduğu ve yine bu Turkovak aşısı ile ilgili yetkililer gönüllü arıyorlar. Eğer ben illa da yerli aşı yaptırayım diyorsanız işte size bir fırsat. Buyurun Turkovak olmaya başlayabilirsiniz. Buradan da bunun duyurusunu yapmış olalım. Efendim bu işin sağlık tabii boyutundan öte bir de ekonomik boyutu oldu. Evet. Bir yıla yakın hatta daha uzun süre bir buçuk yıl oldu. Evet, işletmelerden kapalı olan esnaf grubu oldu. Evet. Bu sürede Konya'da bazı istenmeyen olaylar yaşandı. Evet. Siz hükümetin özellikle veya yerel yönetimin esnaflara veya vatandaşa bu süreçte işsiz kalan vatandaşlar olsun, iş yeri kapanan esnaflar olsun yeterli oranda destek verdiğini düşünüyor musunuz? Ekonomik olarak. Ekonomik olarak ben yani destek verildiğini düşünüyorum. Hani şu vardır bizde atasözü olarak işte ayağını yorganına göre uzat. Yani bizim yorganımız neyse Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz o yorgan çerçevesinde insanlarımıza, esnafımıza, dar gelirlimize katkı sunmaya, onları desteklemeye devam etti. Yaptı şu ana kadar, destekledi ve bundan sonra da desteklemeye devam edecek. Hani bu dediğim gibi yorgan meselesi. Yani tutup da işte cebinde 5 lira verken 10 lira dağıtacak durum yok. Kesesinde ne varsa, bütçesinde ne varsa onu azami miktarda ben kullandığını düşünüyorum. Ama yeterli mi bu? Yeterli değil. Çünkü sahaya çıktığınız zaman ben aranızdayım. Yani sonuçta benim yerim, yurdum, eşim, ailem hepsi burada ve burada yaşıyorum. Alışverişimi pazara çıkarak pazarda yapıyorum. Pazarımı görüyorum. Marketten alacağımı alıyorum. AVM'ye gidiyorum. Oradan alışverişimi yapıyorum. Sokağa çıktığımız zaman insanlarımızla karşılaşıyorum. Vatandaşlarımızla, hemşehrilerimizle karşılaşıyorum. Peki vatandaş yani halkla iç içesiniz. Vatandaş evet, ekonomik sıkıntı yaşıyor mu gerçekten? Yaşıyor. Şimdi bunu yaşamıyoruz dersek yani vicdani noktada rahat bir söylem gerçekleştirmiş olmayız. Ama bütün dünya yaşıyor. Yani sadece Türkiye'ye has bir durum değil. Yani pandemi dünyayı öyle etkiledi ki hani zaman zaman söz arasında da söylüyoruz ya böyle konuşurken işte global dünya diyoruz. Yani işte dünya çok küçük artık diyoruz. Gerçekten dünya çok küçük ve sadece bizi etkilemiyor. Yani bütün dünyayı etkiliyor ve mutlaka bizi de etkiliyor. Yani ham maddesinden tutun işte girdiler yani gelecek işte mallardır, mülklerdir, sanayidir vesairesidir, ham maddeler. Yani hepsinin girdisi çıktısında bir sekteleme olduğu zaman mutlaka herkes etkileniyor. Sanayicimiz etkileniyor, esnafımız etkileniyor, vatandaşımız etkileniyor, pazarımız etkileniyor, marketimiz etkileniyor. Yani etkilenmeyen bir durum yok. Ama dünya ülkelerine baktığınız zaman en az etkilenen ülkelerden biriyiz diye bunu gönül rahatlığıyla söylemek istiyorum. Çünkü ben tabii dersime çalışıp geldim. Evet. Dersime çalışıp geldim. Dolayısıyla mesela büyüme noktasında geçen yıl pandemi başladığından itibaren dünya yeryüzünde dünyada büyüyen iki ülkeden birisiyiz biz. Çin ve Türkiye. Türkiye 1.8 büyümüş. Çin'in ne kadar büyüdüğünü bilemiyorum. Belki 3, belki 4, belki daha az. Ama bu sonuçta şeyden de büyüyen iki ülkeden birisiyiz. Yani pandemi Çin'de başlaması ile alakalı çıkan haberler, yurt dışındaki birçok ülkenin Çin'le bağlantısını kesmesi ve o süreçte tabii Türkiye'ye yöneldi. Evet. Türkiye üretime de çok ağırlık verdi bu dönemde. Mutlaka öyle ama biz tabii Rabbimiz bize o kadar güzel bir vatanda yaşama süreci vermiş evet, ki
Yani biz jeopolitik olarak o kadar güzel bir vatanda yaşıyoruz. Bütün yollar bize çıkıyor. Yani doğudan batıya gitsen de, batıdan doğuya gitsen, güneyden kuzeyden geçsen de Türkiye var. Dolayısıyla bütün oynanan oyunlar da aslında hani başka bir taraftan baktığınız zaman yine Türkiye'nin önemi ne kadar büyük. Dolayısıyla dediğiniz noktada haklısınız. Türkiye'ye yönelenler oldu tedarik açısından, malzeme açısından. Demek ki güvenilen bir ülke ki bize de efendim geliyorlar bu noktada. Tabii ekonomiye tekrar dönerseniz hani ben şöyle bir araştırma yaptım gelmeden önce. Acaba nedir ne değildir diye. Mesela fiyatlandırma konusunda da Türkiye'de o kadar afaki rakamlar yok. Mesela gazla ilgili baktığınız zaman size şuradan bir tablo göstereceğim. Elektrik, gaz ve hani son günlerin revaç konusu işte akaryakıt ürünleri. Enerji ürünleri. Enerji ürünleri, fosil yakıtları diyelim onlara kabaca böyle bir daire çizecek olursak. Mesela akaryakıtta Türkiye... Şimdi bu AB ülkeler arkadaşlar yakınlaştırabilirlerse Türkiye'yi almamış. Çünkü AB ülkelerinin bir şey grafiği bu. 0.7 euro Türkiye'de benzin fiyatları. Mesela euro bazında Almanya'da 1.5 euro, Hollanda'da evet. Bakarlarsa biz Türkiye'yi şuraya yazdık, şuraya. Ama şuradaki rakamları görürseniz, yani 1.4 hatta işte gelmeden yine baktım Almanya'da 1.5 olmuş 1.5 euro. Yani biz 0.7 euro benzin kullanıyoruz fiyat olarak. Yani artı şurada da bir eleştiri yapıyorlar ya onu da söylemeden geçemeyeceğim. Hı. Bakın şu açık renkler benzin fiyatlarının kendisi. Şu koyu renklerse vergileri şurası. Yani bizim hani hükümeti de eleştirenler oluyor ya efendim yok işte vergiden daha çok vergi koyuluyor akaryata vesaire. Öyle değil. Bütün Avrupa ülkeleri de aynı şeyi yapıyormuş. Velhasıl şunu söyleyeceğiz ki Türkiye'de o kadar pahalı benzin yok. Yani niye bu kadar ayrıntıya girdiniz derseniz hani muhalefet çok yükleniyor ya. Ben sade vatandaşıma bir şey demiyorum. Hemşehrilerime bir şey demiyorum. Onları çok iyi anlıyoruz. Onların dertlerine derman olacak varsa yine biziz. Yine AK Parti, yine Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüyen hak yolunun yolcuları öyle söyleyeyim. Yine hakeza mesela buradan bir gaz ve elektrikle ilgili bir fiyatlandırmaya bakacak olursak. İşte biz gazı işte efendim siz fazladan satıyorsunuz da doğal gaza zam yapıyorsunuz da falan. Doğalgaz fiyatları ile ilgili şurada da bir veri söyleyeceğim. Mesela geçen yıl doğalgaz fiyatı 2020'de 1.99'muş. Şu anda 2.33 olmuş Türkiye'de. Yani birim fiyatı. Ama efendim Ocak ayından bu yana 0. 8 kez zam geldi doğalgaza. Ha, ama tamam gelebilir de mini mini gelmiş. Bir de şöyle bir eleştiri. Hayır mini mi? Tabii. Mücahit Bey kardeşim bir dakika. Evet. Mini mini gelmiş zam demek ki 15 bir zam gelmiş. Ama Avrupa'ya bakıyorsunuz İngiltere'ye vesaireye şurada fiyatlar var. Bakın Hollanda, İsveç'te 3 kat artmış fiyatlar. Arkadaşlar yine burada gösterebiliriz. Efendim İtalya, İspanya'da 2 kat artmış doğalgaz fiyatları. Ya biz de ve Sayın Bakanımızın bugünkü ve dünkü açıklamalarını hani de onlara da dönecek olursak biz diyor maliyeti noktasında eğer diyor zorlanırsak zam yapacağız. Yani onun dışında diyor halkımıza yansıtmamaya gayret ediyoruz. Hakeza elektrik fiyatlarıyla da ilgili yine en az Türkiye'de fiyatlar. Bakınız neredeyse 2 kat Avrupa Birliği ülkelerinde kullanıcı olarak fiyatlar. O yüzden hani biz kendi kendimize haksızlık etmeyelim. Sayın Cumhurbaşkanımızın burada şöyle bir ifadesi var. Tabii ki ülkeler diyor bu noktada pandemi sürecinde artıları ve eksileri oldu. Kaybettikleri oldu, kazandıkları oldu. Ama biz ülke olarak kazananlar sınıfındayız. Ne yani bunun en güzel örneği de büyüme rakamları değil mi arkadaşlar? Emre Bey kardeşim öyle değil mi? Mücahit Bey kardeşim öyle değil mi? Yani büyüme rakamlarımız ikinci çeyrekte 21.7 oldu. Ve IMF 5.8'den 9'a revize etti. Bakar mısınız? Hani bunlar direniyorlardı ya, ayaktırıyorlardı böyle efendim işte yok Fitch'tir, yok Mortgage'tir yani diye bir tanesinin daha ismini hatırlayamadım. Yani bu yatırımları teşvik edecek veya yatırımları çekecek rakamları hep böyle
İşte AA'dan işte BB'den B eksiye düşürdük falan. Ya kardeşim işte büyüyen bir ülkeyiz yani. Efendim, dünyada ben... en çok büyüyen ülkeyiz. Niye düşürüyorsun ya da niye? Şunu anlayabilir miyiz? Yani bu vatandaş nezdinde bir şey demiyorum dediniz. Bu doğalgaz evet. ve elektrik zamın meselesi muhalefetin biraz şişirdiğini mi düşünüyorsunuz siz? Ben öyle olduğunu Hı-hı. düşünüyorum. Zam yapılmıyor değil, yapılmak zorunda. Çünkü girdisi neyse... Yani bizim hani ithal ediyoruz sonuçta bunu. Yansıması girdi neyse bir miktar yansıması olacak. Ama hani çok yani belki biraz şey bir örnek olacak ama kaleciye top gelince biraz böyle yumuşatır ya göğsüyle. Hükümet aynen şu anda onu yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ben biliyorum ki onun şefkatini, merhametini, milletimize olan sevgisini, bağlılığını, efendim sevdasını, millet sevdasını o böyle... Topu alıyor biraz göğsünde yumuşatıyor yani biraz absorbe ediyor. Sonra artık taşıyamayacak hale gelince yükü mecburen yansıtıyor. Yani biz büyük bir milletiz. Bunun altından peki, mutlaka kalkacağız, kalkarız da. Ama birlik ve beraber olursak inşallah o muhalefet de aklını başına alır da birlik beraber olur. Peki efendim enflasyon rakamları açıklanıyor sürekli biliyorsunuz. Evet, evet. Reelde enflasyonu nasıl görüyorsunuz? Yani vatandaş... Enflasyonun altında eziliyor mu sizce? Asgari ücretli, emekli, dar gelirli. Çünkü şu anda en düşük emekli maaşı 1000 lira seviyelerinde. 1500. Pandemide 1500 oldu ama ondan sonra emekli olanlar yine bu rakamlardan başladı. Evet. Yani şimdi şuradan bir enflasyonla ilgili rakamı evet. bulmaya çalışıyorum da. Tabii burada biz dar gelirlimize efendim... geçinemeyen işte hakikaten ihtiyacı olan vatandaşlarımıza hükümetimizin, bakanlıklarımızın destek programları var. Yani eğer sıkıntısı varsa, sıkıntı yaşıyorsa mutlaka başvuracağı yerler var. Ve onlar onları gözeten devlet var, büyük devlet var. Yani o yüzden ben bu yolların açık olduğunu düşünüyorum. Yani... Tabii ki mutlaka sıkıntılarımız var. Bakın bunu görmezden gelemeyiz. Yani yok ya kardeşim işte yanlış yapılıyor. İşte biz doğru söylüyoruz. Biz şunu söylüyoruz. Biz işte böyle bir şey yapmıyoruz. İşte biz kesinlikle sıfır zam diyemeyiz yani. Bunlar dışarıdan gelen mutlaka girdisini yansıtmak zorundayız bir miktarını. Ama dediğim gibi sosyal destek programlarımızla biz... dar gelirlimize destek olmaya çalışıyoruz. Yani siz yine her bir şekilde çözer diyorsunuz efendim. Sıkıntıların olduğunu kesinlikle yani yine çözecek AK Parti kadroları bütün diyorsunuz. Söylediğim cümlelerin sonuna elbette AK Parti çözeri. Efendim ünlü bir şey daha sormak istiyorum. Sizinle biz telefonda görüştüğümüzde program için size davette bulunduğumuzda dediniz ki ben pazarda, çarşıda vatandaşın içinde evet. geziyorum dediniz. Az önce programda da bunu dile getirdiniz. Şimdi son günlerde çok tartışılan bir mesele de market fiyatları. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir talimatı vardı. İşte yüksek fiyatlarla mücadele edilecek. Daha sonraki süreçte Sayın Cumhurbaşkanı bir marketten alışveriş yaptı. Fiyatların uygun olduğunu söyledi. Evet. Siz vatandaşla iç içe olduğunuzu söylediniz. Markete girip çıktığınızı söylediniz. Pazara girip çıktığınızı söylediniz. Size göre marketlerde gerçekten fiyatlar yüksek mi? Evet. Bana da veya bunun alışveriş yaparken ben de alışveriş yaparken hakikaten fiyatların böyle bir hafta öbür haftaya uymadığını görüyorum. Yani ve üzülüyorum. Hı-hı. Evet ve üzülüyorum. Yani her hafta her şeye zam gelir mi? Bence bunu insanımızın artık şimdi marketçilerin hepsinde suçlamanın bir anlamı yok. Ama eğer bu noktada fırsatçılık yapanlar varsa onları da buradan hem Cumhurbaşkanımızın söylemlerine istinaden uyarmak istiyorum. Hem de merhamete gelmelerini istiyorum açıkçası. Yani bunu kendimize yapmayalım. Bunu kendimize yaparsak acısını kendileri de çekecek. Zaten insanımıza bir miktar yükleyerek çektiriyorlar. Öyle bir değil dönem mi? Stokçular vardı efendim. Patates aynen, ve soğan evet, mesele. Yani evet. burada da marketlerden kaynaklı mı bir sorum var? Yani fiyat fahiş fiyatların sorumlusu kim? Sizce? Yani orada menfaatperestler diyelim. Onun adını öyle bir parantezle hani sabitleştirelim. Burada menfaatçi olanlar yani bu benim menfaat işte şunu şöyle yapayım, fırsatçılık yapayım diyenlerin bu işi yaptıklarını düşünüyorum. Aha öbür taraftan pandeminin getirdiği bazı zorluklar, bazı bindirmeler, bazı işte fiyat arttırmaları var. O da bir gerçek. Ama hani
bir makul olan var, bir de makul olmayan var. Çok yani arttı sonuç itibariyle. Her hafta işte atıyorum pirincin, bulgurun bilmem neyin fiyatı değişir mi yani? Yani ellerinde böyle bazen giriyorum, etiketle gezdiklerini görüyorum. Bence ayıp ediyorlar. Ve bu aziz millete haksızlık ediyorlar. Peki efendim. Çünkü bakın bu yani Türkiye'yi bir gemi veya dünyayı bir gemi kabul edersek bu geminin içinde hepimiz varız. Yani marketçisi de var, zam yapanı da var, menfaatperesti de var, işte efendim fırsatçısı da var. Ya batarsak hepimiz batacağız yani. Sonuçta bir müddet sonra öyle yapıyorsun ama insanlar da böyle şey değil ki yani. Bir bakar, iki bakar, o insan senin marketine gelmeyi verir yani sonuçta, değil mi? Bence makul çerçevede yapmak lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın uyarıları da zaten bu noktada. Yani hani fırsatçılar varsa biz bunlara asla müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz diyor. Ve bununla ilgili de zaten kanuni düzenlemelerde yapılması noktasında çabalar, gayretler var. O da meclisimizin işi. Efendim şimdi muhalefetin bir eleştirisi de şu yönde. Ekonominin sorumlusu Cumhurbaşkanı her defasında benim diyor, kendimim diyor. Bununla alakalı eleştirileri var. Ancak son dönemde 2001 krizinden daha zor bir süreçten geçtiğimizi ifade ediyor muhalefet. Evet. Sizce de böyle mi? Yani geçmişi hatırlarsınız siz. Evet. 2001'den daha mı kötü durumdayız? Ya onları rakamlarla konuşmak doğru olur. Bakın 2001'deki bizim alım gücümüzle şu andaki asgari ücretlinin bile alım gücü arasında dağlar kadar fark var. Eskiden 2001'deki bizim asgari ücretimiz 184 liraydı. Ve bir antibiyotiğin fiyatı 55 liraydı. Kaç katı ediyor? Bir antibiyotiğin 3 katı bir asgari ücret vardı. Şimdi aynı antibiyotik 17 lira, 16 lira ve 2825 liralık asgari ücretimiz var. Şimdi bölün bakalım kaçta kaçı. Yani alım gücümüzde zayıflama var. Ama 2001 ile karşılaştırılamayacak kadar asla değildi. Yani 2001'de hepimiz o günleri yaşadık. Yani biz neler çektiğimizi biliyoruz. Hatta daha gerisini de biliyoruz da en yakın 2001 yani. Şu anda hani Türkiye'de bir devalüasyon olduğu iddiaları da var tabii muhalefet tarafından. Ya ben öyle düşünmüyorum. Hani ekonomist değilim. Ben bu kadarına haizim. Yani bu kadarını söyleyebiliyorum ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Yani 2018'den sonra zaten bu dövizle ilgili manipülasyonu hepimiz gördük, hepimiz yaşadık. Yani alındı, satıldı vesaire. Bir müddet sonra düştü. Yani Türkiye'yi milli birlik, beraberlik içinde gören ve asla işte onun bütünlüğüne helal getiremeyeceğini düşünenler farklı güçlerle, farklı zamanlarda farklı güçlerle ne yapıyorlar? İşte ekonomik yönden saldırmaya çalışıyorlar. O dönemde o yapılmaya çalışıldı. Ha şimdi de yapılıyor mu derseniz yapılabilir yani. Bir kere yapan bir daha niye yapmasın? Ekonomi üzerinden diye, evet aynen öyle de oluyordur. Bir miktar efendim, da olabilir yani. Efendim sormak istiyorum size. 20 ayda 4 kez Merkez Bankası'nın başkanı değişti. Evet. Dün yine gece yarısı yardımcılar değişti. Üyesi alındı. Dolar 9.20'ye dayandı. Evet. Şimdi Türkiye'de dolar sürekli neden böyle artıyor? Bunun ben ekonomist olmadığımı söyledim bunun şimdi. Sebebini. Yani bir gecede mesela insanlar borçlanıyorlar. Borcu evet. Artıyor insanların. Veya bir gecede zengin olanlar oluyor evet. Yani. Şimdi ama bir gecede de düştü. Dün iki gece, gecede düştü tabii, de oluyor dün yani. Dün gece sosyal medyada paylaşılan bir tweet vardı. 2001'de dolar 1.22 iken 2021'de 9 lira seviyesinde 9 lirayı aştı evet, diyerekten. Evet. Nasıl yorumlamak lazım efendim bu döviz kurundaki yani artışı? Alım gücüne de değinmişken. Şimdi orada bakın bu sadece Türkiye içinde olan bir olay değil. Yani işte yok tahvildir, yok işte yatırımcılardır vesairedir. Yani bunu manipüle edenler de olabilir. Olmayabilir de ama Global bir dünyada yaşıyoruz dedik ya baştan hani söze girerken. Dünya çok küçük. Yani biz sadece kendi içimizdeki, kendi yağımızla kavrulan bir ekonomiye sahip değiliz. Yani bizim dışarıdaki yatırımcımız da var. Keyfi geliyor adam, çekilebiliyor yani. Hangi gerekçeyle çekildiğini ben bilemem ama çekilebiliyor. Yani kendine göre hakikaten gerekçesi pozitif de olabilir ama
Türkiye'nin içini manipüle edici bir gerekçeyle de çekiliyor olabilir. Öyle yatırımcılar yok mu? Var. Ben doğrusu yine yükselmenin hani bu faiz arttırımı işte düşürülmesiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Faizle alakalı hani Sayın Cumhurbaşkanımızın gerçekten büyük bir hassasiyeti var. Faiz lobisinin sıkıntılı dönemleri bize yaşattığını düşünebilirim. Efendim yani şunu da sormak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmeden önce bu kardeşinize yetkiyi verin. Faizle nasıl mücadele edilir görürsünüz bak, sadece dedi. Sadece Türkiye değil. Mesele bak, şöyle. Türkiye kendi kendine bugün %18 mesela dediğim faiz. Gibi kendi yani ekonomi sadece Türkiye'nin etkilediği veya Türkiye'nin efendim şey yaptığı bir nokta değil ki bir alan değil ki. Yani buna dış taraftan da etkenler var, iç etkenler var, piyasa ve hepsi yani bir sürü etkeni var. Birbiriyle bağlantılı yani birbiriyle diyorsunuz. Bağlantılı. Hani siz bir noktaya kadar ona müdahale edebilirsiniz ama ondan sonraki müdahale edeceğiniz nokta sizin alanınızın dışındadır. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın ben burada elinden geleni yaptığına inanıyorum. Faiz yani konusunda. Tanıdığım kadarıyla inanıyorum. Her fırsatta bunu gerçekleştirmek için de azami gayret gösterdiğini biliyorum yani. Peki efendim, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan hanımefendi bir açıklama yapmıştı. Porsiyonlarımızı küçültün diyerekten. Evet. Bununla alakalı geçtiğimiz iki gün önce öğrenciler de Twitter'dan bir tag başlattı. KYK yurtlarında kalan özellikle öğrenciler porsiyonların küçüldüğüne dair tweetler attılar ve evet. Trend topik oldular aslında Twitter'da da. Evet. Bununla alakalı birçok mesaj gördüm. Mesajlarda da şunu yazmış öğrenciler. Sayın Emine Hanım'ın söyledikleri sadece KYK yurtlarında uygulanmaya başladı herhalde. Porsiyonlarımız küçüldü gibisinden esprili açıklamalar bence yapmışlar. Bence Sayın Hanımefendinin o noktada söylediği söze %100 katılıyorum. Ama öğrencilerimizin de işte bu noktada biraz alıngan demeyeyim de hani demek ki anneden babadan ayrı olunca biraz duygusal takıldıklarını düşünüyorum. Yani bizim hakikaten öğrencilerimiz, gençlerimiz bizim başımızın tacı. Yani bu noktada bizim geleceğimiz, istikbalimiz. Bu noktada herkes elinden gelen azami gayreti gösteriyor. Porsiyonların küçültülmesine gelince ben bir sağlıkçıyım. Yani sağlıkçı olarak da söyleyeceğim sözler vardır ama burada yine Peygamber Efendimizin hani bir hadis-i şerifini de hatırlatmayı uygun görüyorum. Yiyiniz içiniz israf etmeyiniz de o ayet-i kerime. Ama Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi yani midenin üçte birini sıvı, üçte birini yiyecek, üçte birini boş bırakınız diyor. Biz sofraya oturunca kimse kusura bakmasın. Çorbası, yemeği, sıcağı, soğuğu, efendim salatası işte şu derken yiyoruz. Yani ben KYK yurtlarında nasıl yemek verildiğini de yakından takip ediyorum, ettim. Videolarını da izledim. 30 Eylül'de Sayın Bakanımızın bir televizyon programında ismini de vermeyelim reklam olmasın. Yani biz şimdi Kanal 42'deyiz değil mi? Evet. Yani oradaki şeylerin de videolarını da gördüm. Yani bir kahvaltıda envai çeşit şey var. Yani bir değil, iki değil, üç değil, beş değil. Orada neredeyse 10 tane hangisinden isterse öğrenci oradaki hanımefendi ikram etmeye çalışıyor. Dolayısıyla ben porsiyonların israf edilmeme noktasında belki hani küçültülme varsa ondan emin değilim. Hani o arkadaşlarımızın sözüne istinaden bunu söylemeye çalışıyorum. Doymuyorlarsa zaten tekrar isteyebilirler. Yani o noktada bir sıkıntı yok. Ben de yatılda kaldım. Ayrıca onu da bilirim yani. Ekstra ücret ödüyorlarmış herhalde öğrenciler. KYK'da. Öğrenciliğin ne demek olduğunu yatılı öğrenciliğin ben de bilirim. Hani çok hoşumuza giden bir yemek olduğu zaman giderdik tekrar alırdık. Aynen şu anda herhalde gibi. Şey belli bir rakam var. O rakamın üstünü açtıklarında ekstra ücret ödüyorlarmış. Ya şimdi oraları çok ayrıntılı bilmiyorum. Mücahit Bey sen de sıkıştırma ya o konuda. Allah Allah. Şimdi... Bakın o yurt yemek paralarına gelirsek onu açalım yani bu kadar tabii. Madem söylediniz. Yurt ücretleri kaç lira biliyor musunuz? Madem yurtlara girdik onu da söyleyelim. 220 lirayla 390 lira arası. Şu anda. Şu anda.
bir kişilik aylık yurt ücreti 220 ila 390 lira. Bu öğrencinin yurda verdiği. Tabii bu KYK yurtları. Tabii. Peki devletin öğrenciye verdiğini? 650 lira. Eskiden 45 lira veriyormuş. Şimdi 650 lira veriyor. Eskiden yemek parası olarak 11 lira veriyormuş ayda. Şu anda 570 lira. Bu konu %13 TL. %6000 artmış. Ya el insaf yani. Efendim bakın, geçen hafta bu konu aynı Kanal 42'de Muhammed kardeşimizin programında bayağı gündem olmuştu. AK Parti Mersin Milletvekili. Normalde bizim öğrencilere 250 TL vermemiz gerekirken bugün 650 TL veriyoruz açıklaması vardı. Evet. Ulusal'da bayağı gündem olmuştu. %6000 artış var. Yani şimdi 570 lira yemek parası veriyor. Artı 650 lira da burs veriyor. Toplayalım ne kadar ediyor? Toplayın hadi bakalım. 750 neyse, ve 650. 570, 650. 1300 liraya yakın. Evet. 1200. 1200 evet. Şimdi peki öğrencinin yurda verdiği kaç lira? 390 lira. 390 lira. Azami. Geriye ne yapıyor? Demek ki öğrencinin cebinde kalıyor. O cebinden biraz yiyebilir ya. Peki yurt bulamayan öğrenci var mı? Ha, yurt bulamayan. Onlara gelelim canım. Onları da konuşalım şimdi. Efendim. Mücahit Bey kardeşim. Yurt probleminden önce ekonomiyle alakalı bir sorum daha var. Bir dakika ya. Diyelim daha sonra ekonomiden çıkalım. Yurt problemine girelim. Olur peki mu? Efendim şimdi bu da muhalefet tarafından sürekli dile getirilen bir mesele. Bugün Türkiye'de evine ekmek götüremeyen insanlar var diyor. Evet. AK Parti tarafından da biz bu söylemi kabul etmiyoruz. Bizim ülkemizde yardımlaşma, komşuluk hassasiyeti çok zekat, üst seviyede. Fitre. Evet. Böyle yani bir şey yok diyor. İşte çeşitli tartışmalar oldu. Kuru ekmek yiyip de işte karnını doyuran insanlar var falan. Siz de takip ediyorsunuz. Evet, evet. Gerçekten Türkiye'de evine ekmek götüremeyen insanlar var mı? Ben çocuklarına mesela muz alamayan veya çikolata alamayan babaların varlığına inanıyorum. Üzülerek evet, söylüyorum evet onu. Ekmek belki mecazi olarak söylenebilir ama yani bu durumda insan var mı size göre? Ya ben o durumda insan olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. Varsa da eğer bizim gözümüzden kaçıyorsa ben onlardan özür diliyorum. Yani hakikaten varsa ve bizim gözümüzden de kaçıyorsa, haberimiz olmuyorsa vay bizim halimize diyorum yani. Çünkü bunu niye söylüyorum? Neye dayanarak söylüyorum? Bakın kurban kesiyoruz. Hani üçte birini vereceğiz ya. Düşünüyoruz ya kime verelim, kime verelim, kime verelim diye yani. Demek ki hani insanımızın alım gücü vesairesi o noktada. Ya bunu söylerken hem ben gurur duyuyorum ama sizin söylediğinize gelince de eğer varsa da ve bizim gözümüzden kaçıyorsa da bizim vay halimize diyorum. Çünkü orada da yine Peygamber Efendimiz'in komşusu açken tok yatan bizden değildir diye bizi rencide edici, hakikaten bizi böyle üzücü orada bir şey var, bize bir sistemi var yani değil mi? Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Eğer öyle olan varsa da lütfen bizi bulsun. Lütfen bizim il müdürlüklerimiz var. Aile sosyal politikalar, il müdürlüklerimiz var. Orada müdür kardeşimiz var. Onların kapılarını çalsın. Valiliğimizdeki sosyal vakfımız var. Lütfen onların kapısını çalsın. Ve gerçekten yapabileceğimiz bir şey varsa azami noktada biz yapalım. Yani ben onu duyarsam, görürsem üzülürüm. Hı hı. Ben görmedim yani, şahit olmadım. Peki geçinmekte zorlanıyor mu yani vatandaş? Zorlanıyor tabii, zorlanmaz mı? Yani özellikle ev kiraları da çok yükseldi. Bu pandemi yani geçmişte biraz varsa pandemi bunu biraz daha bir tık daha yukarı götürdü. Programın başında saydığımız nedenlerden dolayı. Ama bugünler geçecek diye düşünüyorum. Yani ben hekimlik yaparken şunu gözlemliyordum. Yani pencereden bakıyorum şimdi ikinci katta odam. Bakıyorum asgari ücret alan bile, çünkü biz aile hekimliğinde hani şey yaparız yani özel sorular da sorup işte Sağlık Bakanlığı sitesindeki o şahsın sayfasına kaydederiz. Ya asgari ücretlimiz bile çok güzel bir şey, arabasıyla geliyordu. Ha bu Broadway olur, Şahin olur vesaire olur ama arabayla geliyordu yani. Bu da güzel bir şey. Benim çocukluğumda bizim sokakta bir tane araba var mıydı yok muydu? Yani bir kişinin arabası vardı herhalde. Hani hastamız olur, ustamız olur, bir şey olur, bir şeyimiz olur. Ya gece yarısı onun kapısını çalardık. Yani şimdi
Tabii eski günleri hatırlatmanın mutlaka faydası vardır ama yani biz kötü durumda değiliz ya. Peki efendim. Yani haksız kendimize yurt meselesine. Yurt meselesini konuşacağız. Geleceğiz. Kendimize haksızlık etmeyelim. Yine 2017 miydi? 2015 seçimlerinde miydi? Karatay bölgesinde bir anım var. Onu da anlatmadan evet. geçemeyeceğim bu hani geçim noktasını, asgari ücret noktasını. Bizim Karatay bölgesindeki kardeşlerimiz, teşkilattaki arkadaşlarımız da hatırlarlar belki bizimle o gün gezi yapanlar. Ya bir sokakta arkadaşları sıkıştırmışlar. Yani işte efendim asgari ücretli şöyle, asgari ücretli. Bugün için demiyorum yani. Bugün biraz sıkıntı artmış olabilir pandemi nedeniyle. İşte şöyle geçelim, böyle geçelim. Ya dediler vekilim biz şey yapamadık, ikna edemedik. İşte siz bir bakabilir misiniz? Dedim buyurun beyefendi. Ben dedi işte şöyleyim, böyleyim. Peki dedim senin evinde ne var? LCD televizyonun var mı? Var. Cep telefonun hangi marka? Falan marka. Buzdolabın var mı? Var. Çamaşır makinen var mı? Var. Efendim bulaşık makinen var mı? Var. Peki yani neye geçinemiyorsun? Derken ben bu soruları yöneltirken komşusu dedi ki evi dedi burası dedi ama dedi bir de dedi şehirde dedi kışlığı var dedi. Şehir yani kışın dedi oraya gider dedi. Ya hani bakın muhalefet yapalım. Yani muhalefet yapacaksak da hakka hukuka uygun olarak yapalım. Eleştirilecek yönümüz yok mudur AK Parti olarak? Vardır. Ha ben şu parantezi de açayım ya. Hep AK Parti diyorum ama tabii ki diyeceğim. Ama ben şu anda kendi adıma konuşuyorum. Ben resmi bir görevim yok. Kendi adıma konuşuyorum. Eğer hani sürçülisan etmiş olursam da bu noktada milletimizden hemşehrilerimizden af diliyorum. Bugün efendim en önemli mesele çıkar cep telefonunu. Siz de herhalde o vatandaşa sormuşsunuz hangi telefonu kullanıyorsun diye. Bu da böyle burada. Geçtiğimiz günlerde. Mesela şunu duydum. Dün bir arkadaşım aradı. Ya dedi Ankara'da yaşıyor. Ya dedi bizim kız dedi bir telefon meselesi oldu. Nasıl açıldı konu bilmiyorum. Oraya nasıl geldi. Ya dedi kızım dedi işte telefonu aldık bozuk çıktı ama bir üst modeli çıktı. Ya onu alalım falan dedik dedi. Şimdi markayı vermeyelim. Eylül'de çıkan markayı herkes biliyor. Reklam olmasın. Tabii. Reklam almadık. Ücret alsak aynen öyle, yaparız ücret reklamını alsak, değil mi? Reklamını yaparız. Yeni çıkan diyor şey bulamadık diyor bitmiş piyasada diyor. Ya piyasaya gireli bir ay oldu. Oldu mu olmadı mı? 14'ünde mi girmişti? Tam bir ay oldu. Bir piyasada ay. Diyor bitmiş diyor. Ya kardeşim alım gücümüz yok ama bunlar nasıl alınıyor? Çok pahalı olduğu için az gelmiş olabilir mi Türkiye'ye? Yok yok ben inanmıyorum. Yani belli bir sayıda gelmiştir. Efendim, yurt ona hak veriyorum. Bu telefon mevzusuna girmişken ben de bir aman çıkalım hanımı oradan. Anlatayım. Mücahit Bey kardeşim. Geçtiğimiz günlerde arkadaşlarımız haber merkezindeki arkadaşlarımız röportaj yaparken genç arkadaşım biri geliyor. Telefonunu cebinden çıkartıyor. Yanında bir tuşlu telefon taşıyormuş. Acaba sokak röportajı falan denk gelir de yaşlı hacı abilerden biri cebindeki telefonu çıkart der mi diyerekten cebinde tuşlu telefonla geziyormuş. Evet. Son günlerde bu da moda oldu. Gençler arasında yani. Sokak röportajlarında. Evet tuşlu telefonlar yani bizim ailemizden de büyüklerimizden de var. Mesela onlara diyoruz ki ya hani bu pandemi döneminde bazen göremediğimiz oldu, ellerini öpemediğimiz oldu. Buradan büyüklerimize de selamlarımızı, hürmetlerimizi iletmek istiyorum. Babacığımın, anneciğimin, yine Müzeyyen annemin, Cengiz babamın ellerinden öpüyorum. Öpemedik yani bu süreçte. Biz de selamlarımızı iletelim. Hala öpemedik. Tabii o arada işte ya diyoruz hani görüntülü olan bir şey alsak size hani en azından böyle görüntülü görsek falan yok diyorlar. Biz tuşlu telefon alın bize hani bizim bildiğimizi alın bize o kafidir deniyor. Belki hani evet. Gençler de bunu moda olarak algılamış da olabilir. Efendim şeyden çıkalım bence ekonomiden çıkalım. Şimdi burada yurt meselesi evet. Gerçekten tartışma konusu oldu. Evet. Öğrenciler yurt bulamadık dedi. Çimlerin üzerinde yatan öğrenciler oldu. Bankların üzerinde yatan öğrenciler AK Partili oldu. AK Partili belediyeler hemen bir çalışma başlattı. Konya'da da oldu işte başvuru sayısını falan biz biliyoruz. Onun ötesinde İYİ Parti milletvekilleri CHP milletvekilleri gitti, öğrencileri ziyaret etti. Evet. Biz sizin yanınızdayız mesajı verdiler. Muhalefet Türkiye'de, yapacak ya, muhalefet yapar. Türkiye'de bir yurt problemi var mı size göre veya bu öğrenciler evet. bu işe neden girişti? Şimdi mutlaka vardır, yok diyemeyiz. Çünkü var olduğunu Sayın Bakanımız da yine bir televizyon programında 30 Eylül'de geniş geniş izah etti. Ben de yani bu noktada onun izahları doğrultusunda burada anlatmaya çalışayım. Şimdi şurada hemen bir şey yapalım.
yine burada arkadaşlar, rejideki evet, arkadaşlar, evet, şöyle, şöyle yaparsan daha iyi. Yardımcı olursa. Şöyle. Aynen. Bakınız, 2017'deki 354 bin başvuru var. 2018'de 353 bin başvuru var. Şimdi görüntüyü yaklaştırıyor musun? Evet. Değerli kameramanımız. Bakın. Şu alttakini göstereceğiz. Hep beraber şey evet. yapabiliriz. Tamam. Evet. Şöyle biraz kaldırırsam ben. Aynen. Bakın, başvurulara bakar mısınız? Yani 350 bin civarında 2017, 2018, 2019'da. 2020'de başvuru yok. Pandemiden neden? Dolayı. Pandemiden dolayı. Çünkü örgün eğitim yapmadı bizim üniversitelerimiz. Tabii, ama o süreçte yurtlarda yok. Pandemiden dolayı evet. kullanıldı yani. Evet, kullanıldı. Karantinaya doğru. alınan vatandaşlar aynen. yurtlarda. Tebrik ediyorum. Çok güzel bir hatırlatma. Yani, Allah razı olsun. Biraz Mücahit, önce sıkıştırdık ama bunu Mücahit hatırlatalım. Mücahit Bey kardeşim, teşekkür ediyorum. Şimdi bakın, 2021'de 624 bin. İki katına çıkmış. 624 bin başvuru oluyor. Neden? Şurada başvuran olmadı. Buradaki başvuranlar iki katına çıkarak öğrenci bu yılda arttı. Bu yılda başvurmuş oldu. Yani bu noktada kime sorarsanız sorun, hangi devlete giderseniz gidin, bir anda bu kadar yükün altından kalkması mümkün değil. Ki bir yılda bizim yaptığımız binalar da hakeza cabası yani yapılıyor. Peki bu 2020'deki süreçte durum değerlendirilmesi yapılmadı mı yani bakanlık? Yani ne kadar yapılsa da yani iki katına çıkan bir artış. Burada Sayın Bakanımızın ifadeleri şu. Şu anda yerleştirdiğimiz sayı %70. Neye tekabül ediyorsa hesaplayın arkadaşlar. %70'ini yerleştirdik. Buraya gelmeden önce Sayın Bakan Yardımcımızı da arayıp bu rakamı sordum. Çünkü orada Sayın Bakanımızın şöyle bir ifadesi var. Biz hiçbir öğrencimizi açıkta bırakmayacağız. Öğrencilerimizin yedekten yerleştirme işlemi her gün devam eder. Neden? Çünkü kimi başvurur çıkar, eve gider arkadaş bulur. Kimisi başka bir şekilde gelmez, özel yurda yerleşir vesaire vesaire. Bizim rakamlarımız her gün değişir. Arkadaşlar takip etsinler. Biz buradan bunun sözünü veriyoruz ki bütün arkadaşları yerleştireceğiz dediler kendileri. Bugün de yine Sayın Bakanımızdan bu yerleştirme sayısının oranını öğrenmek istedim. %72'lerdeyiz dedi. Bunu bu şekilde söyleyebiliriz. Ama buradan şuna geçelim. Bakın, 2002'deki yurt sayısı 190, şu anda 724. AK Parti iktidarında 19 yılda 80 yılda yapılanın kaç katı yapılmış? Arkadaşlar kendimize haksızlık etmeyelim. Arkadaşlar rakamları yakından Tabii gösteriyor arkadaşlar. Evet. Yatak sayısı olarak 182 binden 724 bine çıkmış. Kaç katı? El insaf. Tabii. El insaf. 75 ilde varmış. 81 ilin tamamına. 57 ilçede varmış. 245 ilçenin hepsine. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ise yokmuş. Şu anda 5 tane var. Ve efendim buradaki rakam nedir? Öğrenci sayısı, yani şurada yatak sayımız vardı. Şurada da 451 binden 1,5 milyona çıkmış. Şurada da işte biraz önce söylediğim yemek paralarının katları var. Teşekkür ederim. Yani araya girmeden önce araya bir gireceğiz. Şey söylemek bu istiyorum. Bu yurt konusunda hani söyleyeceğimiz başka şey var mı? Onu rakamları da, söyledik zaten. Rakamları söyledik ama Konya'yı söylemedik. Evet. Konya'da yurt problemi olmaz. Sayın müdürümüze de selamlar buradan. Konya'da hala hazırda bir yapılan yurt da var, açılacak herhalde yakında. Yapılan bu, var, Akrepuş açılan var, tarafında. Özeller var. Bize başvuranların efendim kız öğrenci olarak tamamı yerleşmiş. Erkek öğrencilerinden de yaklaşık işte 1000 civarında bir öğrenci 1200 kalmış. 1200 de herhalde değil mi? 1300. 1300 ama o işte diyorum ya, yedeklerden her belediye gün Sayın Bakanımız diyor her gün değişiyor bu rakamlar diyor. Toplam öğrenci sayımızda efendim yurtlarda yaşayan öğrencilerimiz 28.354'müş. Ciddi bir rakam. Evet.
Yani Konya için ciddi bir rakam. Tabii bunda özel yurdu söylemiyorum. Özel yurtlarda da 15.600 öğrencimiz varmış. Hepsine buradan başarılar diliyorum. Bu öğretim yılının kendilerine hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Reklam arasına gideceğiz. Efendim 140'a yakın mesaj gelmiş, hatta daha fazla mesaj gelmiş. Niye MEP, çok mu kızmışlar? MEP güvenliği ile alakalı. Evet. Onu en son sesinizi dile getireceğiz inşallah. Tabii. Programın sonuna doğru. Programın sonuna doğru. Yazmışlar, lütfen duyun artık sesinizi. Sayın diye. Sayın vekilimizle de dışarıda onu konuştuk aslında. Dile getireceğiz bu meseleyi. Hala hazırda görevde olmadığı için şu anda kendisi de halktan biri aslında. Bağlantıları vardır önceki ama. Önceki milletvekili. Tabii bağlantıları olduğu için kendisine ileteceğiz bu konuyu. Canlı yayında söylemek istediklerini alacağız. Ben de cevabımı iletmiş olayım. Tamam, en son programın sonunda yapalım. Evet. Şimdi bir reklam arasına gideceğiz. Reklamlardan sonra tekrardan birlikteyiz. Efendim tekrardan hayırlı akşamlar. Sümen Altın'ın ikinci ve son bölümünde yeniden siz kıymetli izleyenlerimizin karşısındayız. Tabii soru reklamımızda da arkadaşlar duyurusunu yaptı, yönetmen arkadaşım. Kanal 42 9 Ekim'de 42 yenileniyor diyerek bir kampanya başlattı. Hatta 9 Ekim'de sosyal medyada Türkiye gündemine de oturdu bu kampanya. Bir sponsorluk kampanyamız var. Tüm izleyenlerimizin de tabii bu sponsorluk kampanyasına desteklerini bekliyoruz. İlk bölümde tabii daha çok ekonomi konuşmuştuk Sayın Vekilim. Bu bölümde biraz daha güncel siyasi konulara girelim istiyorum. Son günlerde tartışma konusu olan TÜGVA konusu var biliyorsunuz. TÜGVA ile alakalı çeşitli iddialar var. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Neler söylersiniz? Veya nasıl değerlendirmek gerekiyor? Ya ben olaya şu açıdan bakmak istiyorum. TÜGVA nedir? TÜGVA açılım olarak Türkiye Gençlik Vakfı. Yani gençlikle ilgilenen bir vakıf. Felsefi olarak nasıl, uygulamaları nasıl diye ben son günlerin güncel konusu olduğu için şöyle bir baktım. Yani maddi, manevi değerlere haiz, donanımlı gençlerin yetiştirilmesi noktasında işte yardımcı olmaya çalışan, gençleri kucaklamaya çalışan bir vakıf. Yani bunun farklı bir şekilde gündeme getirilmesinin ben amaçlı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani ben hani TÜGVA'daki arkadaşları şu anda tanımıyorum. Yani işte karşı tarafın ne olduğunu biliyorum ama hani buradaki arkadaşları şahıs olarak tanımıyorum. Yani eleştirirken veya yaparken kurumu değil de şahısları düşünmek gerekir diye düşünüyorum. Ha, yanlış anlaşılmasın. TÜGVA'daki kardeşlerimi işte şöyle yapıyorlar demek istemiyorum. Ben olaya vakıf perspektifinden bakmak istiyorum. Yani burada yüklendikleri olay, yüklendikleri taraf vakfın altını boşaltmak. Yani bunun bilinçli olarak yapıldığını düşünüyorum. İnsanlar yanlış yapabilir. Ama buradaki problemi çözecek olanın yine hukuk olduğuna inanıyorum. Eğer bir yanlış yapan varsa, yani biz hukuka güveniyor muyuz? Evet. En son 2000 anayasasıyla biz hukukun, mahkemelerin tarafsız ve bağımsız olduğuna işaret ettik mi? Hani bağımsız dedik, tarafsız. Yani ekledik oraya bir şeyler. Ama şimdi biz hukuka uymayacağız, biz boşaltacağız, biz oturacağız. Ben oralara karışmam. Vatandaş inanmıyorum. Oralara bilmem, oraları bilemem. Ben burada hukukun işleyeceğini düşünüyorum. Olayın İBB tarafından manipüle ettiğini düşünüyorum. Şu anki İBB yöneticileri. Evet, şu anda İBB yöneticilerin manipüle ettiğini düşünüyorum. Bir problem varsa, haksız olan kesim varsa bunun da hukuk tarafından çözüleceğine inanıyorum. Ben hukuka inanan bir insanım. Bu belgeler kimler tarafından sızdırıldı sizce? Yani kimler bu vakıf felsefesinin altını boşaltmak istiyorsa onlar tarafından. Yani ben şimdi aklıma başka şeyler geliyor da FETÖ'cüler de öyle yapmadı mı ya? İçimize girdi. Ondan sonra aldılar. Şimdi dışarıdan casusluk yaparak işte bunları, bu belgeleri falan yere veriyorlar, falan istihbarata veriyorlar gibi.
Yani ben bunun vakıfa zarar, vakıf yani bizim kültürümüzde olan, tarihimizde olan işte Göçmen Kuşlar Vakfı'dır, işte bilmem falan evcili hayvanlar bir sürü yani bizim çünkü geleneğimizde vakıf kültürü çok böyle ayrı bir yeri var. Öyle değil efendim, mi? Şundan olabilir mi peki? Yani ben bunun kasıtlı olarak yapıldığını düşünüyorum. İmanlı bir gençlik yetiştirmeye çalışan bir şeyin, bir efendim toplumun efendim yıpratılma noktasında enerji sarf edildi. Efendim şöyle olabilir mi? Yani neden bir X vakfına değil de TÜGVA'ya? Şimdi TÜGVA Sayın Bilal Erdoğan da mesela TÜGVA'yla bağlı. Oradan Sayın Cumhurbaşkanı'na yönelik mi bir şey? Aynen. Ulaşmaya çalışıyorlardır mutlaka. Onların belli kesimlerin hep yaptığı, izlediği bir yoldur. Ama hukuk varsa ben orada sorun yoktur diyorum. Kim hangi tarafta bir sıkıntı varsa zaten mahkemelerimiz çözecek. Ama ben olayın altında başka nedenler arıyorum ve vakıf şeyine efendim bizim kültürümüze burada oranın için boşaltılmak istendiğini düşünüyorum. Peki açıkçası. Efendim, Sayın Bilal Erdoğan bu vakfın yönetiminde de. Ya bir dakika Mücahit kardeşim ya bak gene sözünü kestim. Ya burada var ya öyle vakıflar var, öyle dernekler var ki yani bizim ne kültürümüzde var, ne geleneğimizde var, ne efendim tarihimizde var ve yaptıkları işler yani hani böyle normal insanın aklının hafsalasını almayacağı işler. Hiç o vakıflarla ilgili hiçbir kelime duyuyor musunuz ya da o derneklerle alakalı hiçbir kelime duyuyor musunuz? Duymuyoruz yani. Ya iyi iş yapanlara iyi iş hedef, hedef gösteriyorlar diyorsun şu ben an. Ben öyle anlıyorum. Yani özellikle de son yıllarda hakikaten gençliğe özel hizmet eden, yani onların milli ve manevi değerlerle yetiştirme noktasında emek harcayan bir vakfı burada karalamaya çalışıldığını düşünüyorum. Ya altta yatan felsefe bu. Ama onların söylemleri şu anda başka. Yok işgal ediyorlar, yok bilmem. Ben burada kimsenin savunuculuğunu yapamam. Ben yani bir vatandaş olarak olaya bakmak istiyorum. Eğer bir haksızlık, hukuksuzluk yapan varsa zaten o hukuk onun hakkından da gelir, hukukunu da verir. Ama ben burada başka bir şey arıyorum yani. Peki efendim yani. Çünkü biz var ya olaylara yaklaşırken hep böyle düz mantıkla bakıyoruz. Ama onlar hep başka mantıkla çalışıyorlar. Başka taraftan ulaşmaya çalışıyorlar. Biz onu yakalayıncaya kadar, onu fark edinceye kadar zaten o şey yıpranmış oluyor, gözden düşmüş oluyor. İnsanların efendim o tarafa bakışı değişmiş oluyor. Yani orası yıpranmış oluyor. Anlatabildim mi bilmiyorum Emre kardeşim. Anladım dediğinizi. Peki efendim yani AK Parti içerisinde de bazı rahatsızlıklar var. Sayın Erdoğan sonrasını düşünen bir kesimin olduğunu ve bununla alakalı Sayın Erdoğan ve ailesi üzerinden yıpratma politikası izlediklerini, hatta geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı'nın sağlığına varana kadar birçok manipülasyon yapıldı biliyorsunuz. TÜGVA parti meselesi de. TÜGVA meselesi de parti içerisinde Bilal Bey üzerinden. Bilal Bey üzerinden bir yıpratma. Çünkü geçtiğimiz zamanlarda Berat Albayrak üzerinden bir yıpratma operasyonu başlatılmıştı. Ya, bu işleri yapanlar muhalefet, varsa tabii, yanlış yapıyorlar. Yani mücadele edecekseniz Sayın Cumhurbaşkanımızla, Sayın Bilal Erdoğan'la çıkarsınız. Tamam mı? Çıkarsınız karşısına, diyeceğinizi dersiniz, muhalefetinizi yaparsınız, eleştirinizi yaparsınız. Yok onun üzerinden, yok bunun üzerinden onu yıpratalım, bunu yıpratalım. Öyle değil. Yani öyle yapmayın. Öyle yaparsanız da millet size, hani seçimler diyoruz ya, sandık diyoruz ya, orada cevabınızı çok güzel yapıştırır. Çünkü bir lider vasfı çok partisi güzel vardı yani. Lider vasfı vardı AK Parti'de geçtiğimiz yıllarda. Ama şimdi baktığımız zaman içeride MKYK üyeleri çıkıp sosyal medyada farklı açıklamalar yapabiliyor. AK Partili belediyeleri eleştirebiliyor. Ya Mücahit Bey kardeşim onu yapanlara sorun. Ben o noktada diyecek bir sözüm yok yani. Ben bu noktada söyleyeceğimi söyledim. Siz ülkede muhalefeti nasıl buluyorsunuz efendim? Ülkede muhalefetin muhalefet yapmadığını yalanla, dolanla gündemi değiştirmeye çalıştığını düşünüyorum açıkçası. Hı hı. Yani her gün yalanına, iftirasına birini ekliyor CHP ve genel başkanı.
Yani sözcüleri de yapıyor da genel başkanı da öyle hakeza. Peki yani muhalefetin bu, iktidar olma gibi bir amacının, niyetinin olduğunu düşünüyor musunuz? Ben mesela düşünüyorum ama şimdi AK Parti tarafından gelen eleştiri bunlara ülkeyi teslim etsen deniliyor. Evet. Bugünden daha kötü olur. Eleştirisi çok fazla. CHP yıllardır aynı kadrolarla yürüyor. Aynı oy oranına sahip. Bunların iktidar olma gibi bir hevesi yok. Eleştirisi var. Siz düşünüyor musunuz böyle? Yani iktidar lafını ediyorlar da iktidar olma yolunda neler yapılır, o yani nasıl yürütülür onu yapmıyorlar bence. Çünkü kendi içlerinden olan insanlar da bunu açıkça söylüyor. Yani işte 11 seçime girmiş diyor, 11'inde kaybetmiş. Hala %25'lerde gezen bir parti lideri var. Koltuğu da bırakmıyor. Her gün yalan üstüne bir yalan uyduruyor. İftira üstüne bir iftira atıyor. Hani amiyane bir tabir olacak ama işte bir taş atıyor. Yani onu söylemeyeyim. Şimdi oradan belki bir şey ceza yemeyelim. Bir taş atıyor. 40 akıllı çıkaramıyor. Yani en son mesela söylediği söz. Siyasi cinayet. Ya kardeşim, kendinden olanlar bile buna inanmıyor. Yani bu ne diyor ya, bu nasıl bir söz sarf etti diye eleştirilerde bulunuyor. Aklı başında olan bir insan zaten bunu yapmaz. Ülkesini seven, hakikaten bu bayrağın altında yaşama, bu şehit kanlarıyla sulanmış vatan toprağında yaşama ideali olan biri bunu söylemez yani. Ben inanamıyorum yani. Üstelik muhalefet partisinin, ana muhalefet partisinin lideri. Olamaz böyle bir oy şey. Oy mu kasmaya çalışıyorlar efendim peki bu söylemde? Oy kasmak falan değil. Ya bu hangi mihraklarla, hangi dürtülerle söyletilen bir laf acaba? Ya ben bunu dedim ya biraz önce, bakın biz olayları var ya şöyle düz çerçeveden bakıyoruz. Başka yani bunu söylemekle acaba kimin ekmeğine yağ sürdü? Yani siyasi cinayet olsa Allah muhafaza, Allah tabii yani fırsat vermesin. Kimin ekmeğine yağ sürdü? Ben onu düşünürüm yani böyle bir şey yani olduğu zaman. CHP'den iktidar bundan nemalanmaz. İyi Parti ve bundan nemalanacak olan kimler var? Sayın Ümit Özdağ da yani mesela diyor bana bir suikast olacağını, geçen bir canlı yayına katılmıştı. Devlet benden gizledi ama ben öğrendim diyor. Devletin görevi zaten ona engel olmak. Ama geçmişte de olmuştu. Yani hayır suikast, bakın devletin planı. Görevi ya sana şu yapılacak değil demek değil. Hı hı. Yani ona engel olmaktır ve onu bertaraf etmektir. Öyle değil mi? Evet. Bizim güvenlik güçlerimizin, istihbaratımızın görevi budur. ben bu konuda hakikaten çok cahilce, çok böyle fütursuzca bir lafın edildiğini düşünüyorum. Özellikle bu kelimelerle alakalı sürekli tekrar etmek de istemiyorum. Çünkü insanlara negatif enerji de veriyorsunuz. Negatif bir söylemde bulunuyorsunuz. Ve zaten Türkiye gündeminde yeterince mesele var. Yeterince işte yok insanlar ayrıştı falan. Kendiniz bunu söylemekle bir miktar insanları tetiklemiş oluyorsunuz. Ruhi olarak, fiziki olarak da böyle yani... hani bozulmasına da yani neden oluyor. Türkiye'deki oluyorsun. Kutuplaştırıcı dili muhalefet mi kullanıyor? Bunu mu? Kullanmıyor mu? Ya beraber yok. İktidarda da var, muhalefette de var. Kardeşim beraber karar verelim. Kullanmıyor mu negatif? İktidarda da var, muhalefette de var. Yani ben meclisteyken Engin Altay'ın, beyefendinin söylediğini hatırlıyorum. Siz dedi ne yaparsanız yapın biz asla iyi yapmışsınız. Kelimeler aynı olmayabilir. Demeyeceğiz dedi adam ya. Evet. Yanlış. Yani böyle muhalefet olmaz. Diyeceksin ki bak ha yaptığınız şu doğru ama şu yanlış. Şunu doğru yaptınız ama keşke şöyle yapsaydınız çok daha güzel olurdu diyeceksiniz. Efendim o iktidarda da var ama. Efendim? İktidarda da var. Mesela bugün iktidarın bazı kesimi hepsi için demiyorum ama bizim gibi düşünüyorsanız bizdensiniz, düşünmüyorsanız vatan hainisiniz. Yok. Ölücüsünüz. Yok. Bu tarz yok. Özellikle gazeteci bak, olarak biz bu tarz söylemlere çok yok, maruz kaldık. Emre Bey kardeşim orada tabii ya hepsi için kelimelerin, bak kelimelerin, hı-hı, söylemlerin hangi şartlarda, hangi cümleler arasında söylendiğine dikkat etmek lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın mesela bu konuyla alakalı en son söylediği mesela. Ya bunları hı-hı, yapanlar şu sıfatla anılamaz dedi yani, değil mi? Evet. Yani, haksız mı? Haklı.
Haklı. Siz yani, muhalefetin 20 yıl boyunca iktidara gelememesini, AK Parti'nin 20 yıl boyunca iktidarda kalması ki ben buradan gerçekten tebrik ediyorum. Her programda da bunu dile getiriyorum. Kalacağız da. 20 yıl bir iktidarın, İnşallah kalacağız. 20 yıl bir iktidarın, bir partinin iktidarda kalması gerçekten hünerli bir iş. Büyük başarı. Evet, ben evet. tebrik ediyorum. Muhalefeti eleştirdiğim noktalar da var bakın, burada. Bakın 15 seçimi kazanan bir AK Parti'den ve liderinden, Sayın Cumhurbaşkanımızdan bahsediyoruz. Ben şunu da söyleyeyim efendim. Bence Sayın Cumhurbaşkanı bugün AK Parti'nin başında olması, AK Parti bugün aldığı oyun belki yarısından daha azını alır. Ben şunu sormak istiyorum size. Ne yaptın sizce, ya sen bizi öldürdün. Sizce Cumhurbaşkanı, şimdi bizim toplumumuzda karizmatik lider arayışı vardır. Ki evet. Sayın Cumhurbaşkanı'nın sokağın dilinden anladığını da ben buradan evet. ifade etmek istiyorum. Biliyor. Evet. Hakkımı teslim edelim kesinlikle yani. Ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nı siz de karizmatik bir lider olarak buluyor musunuz? Tabii buluyorum. Çünkü siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz. Bugün Cumhurbaşkanı'nın oy oranı AK Parti'nin oy oranından daha fazla. Özellikle evet. mesela Konya'da Cumhurbaşkanı'nı sevenler AK Parti seçmenlerinin büyük çoğunluğu Sayın Cumhurbaşkanı'nın hatrı için oy veriyor. Seçimiyle milletvekili seçiminin oy oranlarına baktığınız zaman bunu görürsünüz. Evet. Yani şimdi doğru oturalım, doğru konuşalım. Bana atalar demiş ya eğri oturalım doğru. Öyle, yok doğru. Öyle demeyelim. Doğru oturalım, doğru konuşalım. Sayın Cumhurbaşkanımızın aldığı oy oranıyla milletvekili seçimlerindeki aldığımız oy oranı farklı. Yani bu da Sayın Cumhurbaşkanımızın efendim şahsına duyulan minnetten, şükrandan, sevgiden, muhabbetten kaynaklanıyor. Allah hayırlı ömürler, uzun ömürler versin inşallah. Yani bir de öyle bir söylem vardı mesela AK Parti gittikten sonra işte muhalefet AK Parti sonrası üzerinden bir siyaset işte sürekli Twitter'da bu gündem oluyor. AK Parti giderse ne olacak? AK Partililer bir açıklama yapıyor. Evet. İşte CHP iktidara gelirse başörtü sorunuz, başörtü problemi tekrar yeniden başlayacak noktasında. Yani sizin değerlendirmenizde diyelim ki bir seçim oldu. Olasılıklar evet. üzerinden konuşuyoruz. AK Parti iktidarı kaybetti. Olasılıkları sevmem. İmkanları ne olur o zaman Türkiye'de? AK Parti sonrası için. AK Parti sonrası için. Ben öyle bir şey, öyle bir varsayım üzerine asla konuşmam. Yani tabii ki hayat bu, şartlar bu. Yani, muhalefet, ama yani, muhalefetin iktidar olmasını ben hayal bile etmek istemiyorum yani. Şöyle, çünkü şu andaki tavırlarının işte söylediğiniz istinaden söylüyorum söylediğiniz şeye, yok başörtüler vesaire. Yani o konularda falan hiç samimi olduğuna inanmıyorum. Ya ben çünkü mecliste yaşadım, mecliste oturup kalktım, gördüm. Ben o konuda hiç samimi olduklarını düşünmüyorum. Yani orada tabii bizi tanımamaları, bize güvenmemeleri, işte bizimle o teşriki mesai etmemeleri yakından bunun da etkili olduğunu anlıyorum. Hı hı. Mesela bizim Sayın Meclis Başkanımızla bir Pakistan seyahatimiz olmuştu. Çok küçük bir ekipti. Yani orada seyahat ederken mesela bir CHP'den bir hanımefendi vardı. Seyahate başlarkenki tavrıyla seyahat dönüşündeki tavrı farklıydı. Ve dedi ki yani tabii seyahat süresince yani ben biraz hareketli bir insanım, yapım böyle. İşte arabaya biniyoruz, işte şeye gidiyoruz. Mesela biraz arkada kaldığı zaman elimi uzatıyordum. Hadi lütfen gelin tutuyordum elini. Hani beraber gidelim, yetişelim gibi. Tabii yani o bizim muhabbetimizi göremeyen insanlara ben ne diyeyim yani? Efendim şunu... Bizim bizden bilmeyen insanlara ben ne diyeyim? Tanıdıktan sonra dönerken dedi ki, ya dedi tabii sizi tanıyamıyoruz dedi. Ben dedi zaman zaman hani gelip odanıza sizinle sohbet etsem, kahvenizi içsem olur mu dedi. Yani ben bu benim için onların bizi tanımamasıyla ilgili kanaatimi pekiştirdi. Yani keşke bizleri yakından tanısalar. Tanıma noktasında gayret sarf etseler. Efendim ben bu soruyu şu sebepten soruyorum. Şimdi siz zamanında başörtü meselesi için ciddi şekilde mücadele veren isimlerden birisiniz. Evet. Daha önce haberler yer almıştı. Verdiğiniz mücadeleler noktasında. Yani bunları sizden duymak özellikle benim için çok anlamlı ve kıymetli. Ben Türkiye'de doğrusu bundan sonraki süreçte başörtü meselesinin gündeme gelmeyecek. Yani Kemal Kılıçdaroğlu da mesela CHP lideri bunu dile getirdi. Siz samimi olmadığını dile getiriyorsunuz ama artık Türkiye'nin bunları aştığını ben düşünüyorum. Siz çünkü gerçekten bir mücadele verildi. İnsanımız aştı. Aşmayan, bunu aşamayan bir kesim var mı? Var.
var. Ama Allah onlara iktidarı nasip etmesin diyorsunuz. İktidar nasip etmesin. Hani icraat noktasında da böyle bir şeyi bunun tersine döndürmeyi nasip etmesin. Hı-hı. Yani o iradeyi onlara vermesin. Aklı selim versin. Hani Türkiye üzerinde yaşayan bütün kardeşlerimizin sevgiyle, muhabbetle bir arada nasıl yaşadıklarını tabana indiğimiz zaman herkes müşahede ediyor. Öyle değil mi? Yani tabana indiğiniz zaman hiç o yok. Ama tepeye vardığınız zaman hala onun ayrışmasını yapan insanlar var mı? Var. Ben biliyorum yani. Yaşadığım şeyden biliyorum. Olaylardan biliyorum. Ben Allah onu tersine döndürmeye yönelik çabalara asla fırsat vermesin diye dua ediyorum. Yani iktidar olma noktasında da Allah tabii iktidar olarak bize nasip etsin. Yani biz icraat yapalım, yapamadıklarımızı yapalım. 2023 hayallerimizi gerçekleştirelim, 53 hayallerimizi gerçekleştirelim. Vatandaş da şöyle diyor. 71 hayallerimizi gerçekleştirelim. Yani 20 yıl içerisinde, 20 yıl gerçekten uzun bir süre. İnsanlar da şunu diyor. Yani 20 yıl içinde ne yapamadılar ki 2023 yılına veya 2051-2071 hedefe koyuyorlar noktasında da eleştiri var yani. Hayal mi satıyor iktidar parası diyenler de var. Yapamadığımız şeyler olabilir. İnsanız yani. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızı neler yapamadınız diye sorsa yani söyleyecek sözü yok mudur? Vardır mutlaka. Ben de öyle düşünüyorum. Hani sıralama noktasında şunu yapamadık diyemeyebilirim. Ama benim hayalimde olan gerçekleşmesini arzu ettiğim şeyler yok mu? Var. Ekonomi düzelsin isterim. Efendim alım gücümüz yükselsin isterim. Yani işte sokağa çıktığım zaman şikayet olmamasını isterim. Son 8 yıldır mesela bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle söylüyorum. Son 8 yılda hakikaten bu IMF'ye borcumuzu ödedikten sonraki başımıza gelenler bizi diyor tökezletti diyor yani. Bu kendi ifadeleri. Peki. Ha ben birebir kelimeleri aynı söyleyemeyebilirim ama baktığınız zaman konuşmalarına yani son 8 yıldır diyor bu olayları tek tek saymayalım ama diyor yani başımıza gelenlerden dolayı biz diyor hani bir miktar hedeflerimize ulaşma noktasında sıkıntı yaşıyoruz diyor. Peki efendim AK Parti yola çıkarken 3 Y ile çıkmıştı biliyorsunuz. Yasaklarla mücadele, yoksullukla mücadele ve yolsuzlukla mücadeleyle çıkmıştı. Ama şu anda baktığımız zaman AK Parti içerisinden küserek ayrılan, başka partilere geçen demiyorum ama şu anda gri kategoride bulunan, kararsız kategoride bulunan birçok vatandaş da AK Parti kuruluş ilkelerinden vazgeçti. Vatandaş soruyorsun değil mi? Evet. Vatandaş, tamam. Yani bu kararsız seçmen, anketlerde de belli olan seçmen aslında bunu ifade etmeye çalışıyor, bunu lanse etmeye çalışıyor. AK Parti gerçekten kuruluş ilkelerinden vaz mı geçti? Hayır, kesinlikle vazgeçmedi. Ya ben vazgeçileceğinde hiçbir AK Partilinin vazgeçilme noktasında bir düşünceye bile gireceğini asla düşünmüyorum, sanmıyorum. Tanıdığım kadarıyla beraber çalıştığımız arkadaşlarla ve bu yolun yolcusu olan bütün kardeşlerimizle asla böyle bir şeyin olacağını düşünmüyorum. O kararsıza geçen seçmenlerle ilgili veya vatandaşlarımızla ilgili söyleyeceğimiz şeyler de olabilir. Hani zaman zaman fikirleri insanların değişebilir. Ulaşamadığımız kitleler olabilir, konuşamadığımız, görüşemediğimiz, muhabbetleşemediğimiz insanlar olabilir. O bizim eksiğimizdir. Bence onun telafisinde yani en kısa zamanda hem genel merkez politikalarıyla hem yereldeki dinamiklerle olacağına inanıyorum. Bu noktada çabaların sürdüğünü biliyorum. Erken seçim bekliyor musunuz? Erken seçim beklemiyorum. 2023'te olacak. 2023'te. Yani şimdi şurada siyasi işte yani en son işte şunları değiştirelim diye hani meclisin gündemine gelecek şeyler var. Yani seçim o da mesela yılın öbür yarısına yani 2022'ye sarkıtıldı. O çıktığı zaman da bir yıl içinde seçim yapılamaz. Aynen. Dolayısıyla bu da 2023'ün Haziran'ına tekabül ediyor. Veya yani hesaplamalar 2023'ün sonuna doğru yani Ekim-Kasım ertelenmez. Yok. Ertelenip de yok, belediye seçimleriyle birlikte yapılabilir mi? Yok, ertelenmez. Çünkü anayasada 3 ay süre var herhalde. Yani belli bir süre var. 5 yılda bir tekrarlanır diyor. Dolayısıyla o ertelenmez. Yani anayasayı değiştirmek gerekir.
İşte yerel seçimleri belki öne alırsınız, beraber yapalım, bunu erteleyelim onu. Ama o noktada da ben şu anda aktif siyasette olmadığım için orada nasıl bir gelişme var onu bilemiyorum. Ama ben söylenenlere dayanarak erken seçim olmayacağını efendim, düşünüyorum. Efendim sorulara dobra dobra cevap veriyorsunuz. Ben sizi tebrik ediyorum. Şunu da sormak istiyorum size, vatandaşın anladığı dille. Peki. Şimdi vatandaş dedi ki, Türkiye Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçerse... Ama ben ne dedim? Doğru oturalım, doğru evet, konuşalım dedim. Türkiye Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçerse her şey iyi olunacak diye bir mesaj verildi. Evet. Hatta insanlar yani bugün sosyal medyada diyorlar ki, kardeşim hani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtikten sonra uçacaktık diye. Hı-hı. Ama uçan tek şey zamlar diyor. Sizin evet, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yönelik eleştirileriniz, ya şu şöyle olsaydı daha iyi olurdu diyeceğiniz bir nokta var mı? Veya neler kazandırdı, neler kaybettirdi? Şey vatandaşlar aslında bir korku başladı bu konuyla alakalı. Hı-hı. Sayın Erdoğan... Çünkü muhalefet orada öyle bir korku pompalıyordu. Ama o yüzden şöyle bir şey var. Yani, Mücahit Bey kardeşim, yani orada muhalefet sürekli, yani işte dedim ya, bir taş atarsın 40 akıllı çıkaramaz. Onu yapmaya çalışıyor. O zaman AK Parti... Sürekli negatif, yani sosyolojik olarak da negatif olan söylemler çok hızlı yayılır. AK yani Parti bunu... vatandaşı anlatamadı o zaman bu hükümet sistemini. Yok ya, ben anlattığını, yani anlatamadığı eksiği varsa tamamlarız yani olsa zaten bütün arkadaşlarımız. Çünkü vatandaş şundan sahada korkuyor, yani biz sokak röportajlarını da dinliyoruz, arkadaşlarımız sürekli röportaj yapıyor. Hatta geçtiğimiz günlerde 40 dakikalık bir röportaj serisi yaptık bu güçlendirilmiş parlamenter sistem, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Vatandaşın çoğunluğu bu röportajlarda şunu söylüyor: tamam biz Sayın Erdoğan'a güveniyoruz ama Sayın Erdoğan sonrasında ülkede, yani ülkenin tamamının kabullenemeyeceği bir isim gelirse diyerekten bir korkusu var. Mücahit Bey aynı kardeşim, onun dinamikleri vardır. Yani onun frenleyecek mekanizmaları sistemde vardır. Ya ben Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bizim ülkemizin yapısına uygun olduğunu düşünüyorum. Yani tarihimize baktığımızda da biz bu şekilde yönetilmişiz gibi düşünüyorum. Yani hani yani divan vardır, işte başımızda biri vardır vesaire, yine istişareyle gider. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu noktada hakikaten özenle ve aldığı kararlarla da efendim ülkeye hizmet edecek etme noktasında gayret sarf ettiğini görüyorum. Yani şimdi pandemi sürecinde bakınız hani işte sosyal yardımlarla alakalı olsun, işte veya başka şeyler, başka konularda, yani daha hızlı karar verebilme, hemen uygulamaya evet, koyma noktasında müthiş irade sergiliyor. Yani bu şimdi parlamenter sisteme geçtiğimiz zaman, yani burada işte yok karar alınacak, yok bakanlar, olmadı koalisyonlar, o işte parti başkanıyla istişare et, bununla istişare et. Ya biz o günleri yaşamadık mı? Ciddi anlamda ben yaşadım. Sizin yaşınız belki yetmeyebilir evet, de ben yaşadım ki şu anda Avrupa'da kaç tane ülke belki sayabiliriz. Yani en son bir haberlerde duymuştum. 6 tane ülkede işte mesela Bulgaristan'da 3. seçim yapılmış ya 1 yıl içinde. En yakın KKTC dün başbakanı istifa etti. Niye? Koalisyonlar yüzünden. Ya pandemi gibi bir zamanda bunları ülke kaldırabilir mi Allah'ını severseniz? Ama Türkiye'de ittifaklar şey. Hakeza, hakeza efendim Almanya şu anda işte koalisyon şununla mı yapılsın, bununla mı yapılsın? Biz bu süreçleri geçtik arkadaşlar. Türkiye'de ama şimdi ittifaklar süreci tamam, var. Tamam ittifaklar ama orada karar alıcı mekanizmayı etkileyecek bir şey değil yani o ittifaklar. Hmm. Yani şu anda yönetici tek ama orada destek veren bir MHP var. Milliyetçi Hareket Partisi var, bir Cumhur İttifakı peki var. Bu sistemde İstişare ediliyor mu? Ediliyor. Ama karar veren hükümet. Peki bu sistemde hükümet, denetim mekanizması... Sayın Cumhurbaşkanımız. Denetim mekanizması ciddi anlamda çalışıyor mu sizce? Veya bundan sonraki süreçte? Tabii çalışır. Bizim anayasamız anayasamız var. Yani biz Muz Cumhuriyeti değiliz ki. Anayasada ne yazıyorsa denetim mekanizmaları olarak. Yani mesela bir kararname çıkarsa, hani bu Cumhuriyet, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olarak, yani değiştirdiğimiz maddeler içinde bu var. Bir kararname çıkarsa ve bu kanuna aykırı olsa Anayasa Mahkemesi iptal eder. Veya işte bir kararname çıkarsa dese ki meclis, hayır ben bunu istemiyorum, beğenmedim, ne yapıyorsun sen dese iptal edebilir. Yani bizim orada hani şeylerimiz var, emniyet sübaplarımız var, öyle söyleyeyim yani. Efendim siz MHP ile AK Parti'nin birlikteliğini sağlam buluyor musunuz? Sağlıklı buluyor musunuz?
Şu anda istikbal, Türkiye'nin istikbali ve istiklali için beraber yürüyorlar. Ben o noktada bir problem olacağını düşünmüyorum. Yani zaten bu beraberlik ne zaman başladı Emre Bey kardeşim? 15 Temmuz'dan sonra. Yani ülkenin istikbali ve istiklali söz konusu olunca milliyetçi kardeşlerimizin hassasiyeti bu birlikteliği oluşturdu. Ve ben burada bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Efendim, bir kadın olarak soracağım sorunun cevabını zor soru olmasın. Yok. siz Meral Hanım'ı başarılı buluyor musunuz? Parlamenter sistem vurgusu var sürekli. Ben Cumhurbaşkanı değil, başbakan olacağım diyor. Valla şimdi Sayın Meral Akşener'e şey yapmayayım ama dünkü grup toplantısını izlemeye çalıştım ve çok ayıp ettiğini düşünüyorum. Yani özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili sarf ettiği sözler hiç kendisine yakışmadı. Yani başarılı olma noktasında olabilir. Yani başarının çalışır. Kriterleri de farklı. Başarı tabii, genel olarak bana soruyorum. Bana göre farklıdır, kendisine göre farklıdır. Onu halkımız sandığa gittiği zaman zaten başarılı mı değil mi hakkını, hukukunu verir onun. Efendim, süremiz daralıyor. Ama ben dün özellikle vurgulamak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza söylediği, sarf ettiği sözler ve imalı yaklaşımları hiç hoş bulmuyorum yani. Bir hanımefendiye yakıştıramadım. Eleştirebilirsiniz. İşte hani eleştirinin şeyini, kelimelerini seçersiniz. Dozajını iyi ayarlamak. Dozajını ama bir böyle hani nasıl bir tavır diyeyim? Ya bir kadına yakışmayan, alaycı bir tavırla söylemesi hiç hoş değil. Mücahit Bey, şey meselesini, MET meselesini unutmayalım. Son soru. Ve kınıyorum yani. Son soru. Ve kınıyorum. Yani ben bile çok incindim. Yani ben bir kadın olarak onun söylediği sözlerden, Sayın Cumhurbaşkanımıza söylediği sözlerden çok incindim. Bu böyle olma. Muhalefet bu değil. Yani hanımefendiysen hanımefendiliğini koruyacaksın kardeşim. Benim en son sözüm o. Anladım. Efendim, evet. Şunu sormak istiyorum. Seçimdeki oy oranını soralım. Evet, seçimdeki oy oranını ve AK Parti'nin kalesi olarak görülen Konya'da siz AK Parti'nin, yani Cumhur İttifakı'nın diyelim, bir oy kaybı yaşayacağını düşünüyor musunuz? Anketleri konuşmuyoruz. Sahadasınız. Evet. Sahada ne görüyorsunuz? Niye konuşmayalım? Anketler yani şöyle anketleri, yani anketleri hayır, rakam vermeden sizden, konuşabiliriz. Yok, sizden istediğim rakam rakamlar. Rakam da verelim hatta. Yok, sizden istediğimiz niye, rakamlar. Dün mü seyrettim bir yerde bir tartışma programında? Ya AK Parti'nin işine yarayacağını düşünüyorum o anketlerin. Çünkü hani görüş olarak nereye ait olduğunu, nereye mensup olduğunu biliyorum beyefendinin. Dedi ki ben dedi açıklamıyorum dedi Ocak'tan beri dedi anketleri dedi. Çünkü dedi bu dedi bir buçuk yıl sonra ya kadar dedi süre var dedi açıklamıyorum dedi. Ya bu ne demektir? Kimin işine yarayacak? Yani bizim görüşte olmayan hani ötelemiyorum sadece olayı anlatmak için söylüyorum. Bizim görüşte olmayan bir beyefendi Ocak'tan beri anketleri açıklamıyor. Ne şimdi, gerekçeyle? Evet. Efendim işte bir buçuk yıla kadar bu çok değişir gerekçesiyle. Bence yine hala Sayın Cumhurbaşkanımız en güvenilir lider. Hangi araştırma grubu yaparsa yapsın. %50 artı bir geçiyor mu? Sağcısı, liberali vesaire hepsi. Ve hala AK Parti 19 yıllık iktidarlığına ve hani bir miktar yıpranmışlığına rağmen kim olsa yıpranırdı. Kesinlikle. Kim olsa eleştirilirdi. Doğru. Yıpranmışlığına rağmen hala birinci parti ve hala Cumhur İttifakı'yla birlikte %50'lerde 50 bandında geziyor. Kaç bir tık olur aşağı, sizce? Bir iki aşağı, bir iki yukarı. Çünkü araştırma yapan şirketlerin sorduğu sorulara ucu kapalı, ucu açık, yönlendirmeli sorularla. 50 artı 1'in üstü mü? 50'nin altı mı? Aşağı yukarı söylenen mı? Şu, 50 artı 1'in üstü mü? Söylenen şu. 50 bandında geziyor. İşte 1-2 altına iniyor. 1-2 üstüne çıkıyor. Ama 50 bandında. 40 ki, gösteren ki, anketler ki, var. Ki Cumhur İttifakı'nın. Kararsızlar daha yani bir miktar daha yani dağıtılıyordur da hani belli bir oranı dağıtılıyordur. Dağıtılmadığı halde. Kararsızlar da biliyor ki yaparsa AK Parti yapar. Yaparsa Sayın Cumhurbaşkanımız yapar. Lider olarak o yapar. Onun iradesine saygı duyar ve güvenir. O yapar. Dünya 5'ten büyüktür zaman der. Efendim valla bu şartlara göre eğer %50'ye yakın AK Parti oyu alıyorsa. Büyük bir başarı. Çok büyük bir tebrik başarı ve Mücahit'in de destek vermesi gerekir diye düşünüyorum ben. Yani şöyle. Vereceksiniz tabii. %50 artı bir
%50 artı bir gerçekten sanki çok imser oldu ama efendim bu. Çok imser ama, bakın ben halkın içinde de bu mu rakam? Ben şunun görüşü bunun görüşü demiyorum. Ben araştırma yapan şirketlerin yanlış şirket değil ama. Hı hı. Yani hakikaten bağımsız. Objektif, bağımsız yapan ve yanlış soru sormayan şirketlerin yaptığı ve konuşulanları söylüyorum. Ben genel merkezin ne yaptığını bilmiyorum. Peki, mesela sokakta, şu anda içinde değilim çünkü. Konya'yı soralım. Şöyle şey, sokakta resmi nasıl? Bir görevim yok. Yani sokakta nasıl? Şimdi anketleri konuştuk. Evet. %50 artı 1 veya %49. Tenceremiz 48. kaynamıyor diyor efendim. Vatandaş tenceremiz kaynamıyor diyor. Fahiş fiyatlardan ediyor. Yakınıyor. Evet, bak şikayet ediyor, yakınıyor. Oya yansıyor hayat mu? Pahalı diyor. Ama Çözecek olan AK Parti. Ahmet Bey'in bir ifadesi vardı milletvekili döneminde, geçmiş dönemde. Konyalı hem kızar hem oy verir. Sizce böyle mi? Konya üzerinde değerlendirmeniz ne? AK Parti'nin kalesi yıllardır. Ya yine zaferle çıkacak mı Konya'da? AK Parti zaferle çıkar. Türkiye genelinde zaferle çıkar. Çok iddialı. İddialı yani görürüz inşallah. Rabbim kısmet eder görürüz. Eyvallah. Efendim süremizin de sonuna geliyoruz. Ne çabuk bitti. Çok keyifli bir sohbet oldu. Yani teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadınız, geldiniz. Sizin nezaketiniz, misafirperverliğiniz. Teşekkür ederim. Efendim programın afişini paylaştıktan sonra özellikle bu Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda... Ya söyleyeceğim bir hatıram var. Onu tabii. Anlatmazsam eğer süre var mı bilmiyorum. Var var. Arkadaşlar. Sıkıntı yok. Buyurun. Şimdi şöyle hani büyük devletiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza güven, sadakat noktasında... sıkıntımız yok. 2017 Mart'tı. Bangladeş'e bir gezide bulunduk. Hani oradaki Myanmar'dan gelen dindaşlarımız, kardeşlerimize oradaki kamplara Cox Pazar'da. Yani hem gururlandım hem o manzarayı görünce üzüldüm. Böyle karışık duygular yaşadım. Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanımızdan. Oraya giden personelimizden, hem sağlıkçılar, hem Kızılay, hem AFAD personelinden canhıraş bir şekilde hizmet ediyorlardı oradaki insanlarımıza. Ve orada 6000 kilometre uzakta al bayrağımızı Sahra Hastanemizin duvarında gördüm. Hı hı. Al bayrağımızı sağlıkçılarımızın rozetinde gördüm. Yani bu bizim için büyük bir gurur. Ve oradaki insanların bize muhabbetleri, bize olan inançları, Türkiye'ye olan güvenleri, lider tabii ülke İslam ülkelerinde umuduyuz yani bir yandan baktığımızda Türkiye olarak. Onu müşahede ettim. Yani bu bizim için hakikaten gurur. Ve en son Sahra Çadırı'nda işte beklemede olan bir hasta gördüm. Teyzemiz böyle yere konmuş bir şey üzerinde, sedye üzerinde oturuyordu. Yanında kızı vardı. İşte tercüman aracılığıyla konuşmaya çalıştım. Ekibimiz de var. 5 vekil arkadaş gittik. Sağlıkçı vekillerdi bunlar. 120 yaşındaydı teyze. Yani bana öyle söylendiği için 120 yaşında diyorum. İşte ben gittim onu kokladım, öptüm, yani sarıldım. Hani böyle içim köpürüyor yani duygularım böyle had safhada. İşte söyleyin dedim ona, Sayın Cumhurbaşkanımızın selamı var. İşte biz dedim Türkiye'den geliyoruz çok uzaklardan ama size yardımcı oluyoruz hastanemiz falan. Teyze tabii anlamakta şey yapıyor, böyle bakıyor, resimleri de var yani keşke gösterebilsem. Ondan sonra 10 dakika sonra falandı. Hani bizi anladı, bizim söylediklerimizi anladı. Benim ona yaptığım baştaki muhabbeti, duyduğum hareketleri bu sefer o bana yaptı. Elimi tuttu böyle öpmeye çalıştı. Ya orada hem gururlanıyorsunuz, bak büyük ülkeyiz, yani bu aslında şey değil yani böyle afaki bir laf değil yani söylenivermiş. Büyük ülkeyiz, efendim Sayın Cumhurbaşkanımız var başımızda, biz gerçekten çok şanslıyız. Ya ben yani ömrümde geriye doğru baktığım zaman çok farklı zamanlarda yaşadık, çok şeyler gördük. Yani soframızda bir zeytini ikiye bölerek yediğimiz günler oldu. Babacığım bize okuturken Allah razı olsun ellerinden öpüyorum. Anneciğim bulduğunu pişirir koyardı. Üniversiteye giderken bir 4 evlat okutuyor. İşte efendim ev yapıyoruz. Hani cebime harçlık koymadığı günlerde annem şimdi sarılıyor boynuma ağlıyor zaman zaman. Diyor sen diyor harçlık bulamadığın zaman diyor oruç tutardın diyor. Yani biz o günleri gördük ya arkadaşlar. Yani biz o günlerden geliyoruz.
şu andaki halimize yatıp kalkıp dua edelim, şükredelim. Bundan daha iyi günlere Rabbim bizi kavuştursun. Ülkemizin birliğine, bütünlüğüne efendim halel gelmesin, getirmesin. Dualarımız o şekilde. Biz bir ve bütün olduğumuz zaman o kardeşlik duygularımız, o muhabbetli duygularımız, o dini duygularımız bizi ayrıştırmaz. Biz sıkı sıkı sarılalım. Efendim teşekkür ediyoruz. Tabii programın başında da duyurmuştuk. Sizin afişinizi paylaştığımızdan itibaren çokça mesaj geldi. Hatta arkadaşlar da uyardı biraz önce. WhatsApp ihbar hattımıza bu konuyla alakalı 300'den fazla mesaj gelmiş. Evet. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda özel güvenlik görevlilerinin şu anda çalışmadığına dair ve bunların geçmişte TYB olarak bilinen toplum yararına destek projesi kapsamında 24 aylık bir süre zarfında çalışma imkanları. Evet, özel güvenlikler. TYP programı kapsamında 24 aylık süreli çalışıyorlarmış. Ama bu isimler sürekli çalışmak istiyor. Bununla alakalı geçtiğimiz yıl sanki Sayın Mustafa Destici'yi konuk ettiğimizde de mecliste bir çalışma yaptığını duyurmuştu. Vatandaşlarımız tabii afişteki imzanıza baktığında 25 ve 26. dönem milletvekili olarak okuduklarında tabii hala sizi mecliste olarak anlamışlar herhalde. Evet. Bunu size iletelim. Sizin halihazırda görüştüğünüz vekiller vardır. Bununla alakalı görüşebileceğiniz isimler vardır. Bakanlıkta olsun, mecliste olsun. Bununla alakalı söylemek istediğiniz varsa vatandaşlarımız da duysun. Yani bu noktada tabii evine aş götüren, işte işinin başında olmak isteyen kardeşlerimizin bir talebi, haklı bir talebi. Ama imkanlar buna el verir mi? Bu işi nasıl yaparız? Ben resmi bir görevde olmadığım için bununla ilgili hani bir söz verme noktasında değilim. Ama iletilme noktasında tabii ki onu görev olarak alıyorum ve ileteceğim. Eyvallah. Efendim teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadınız, geldiniz. Bütün sorularımıza da açık yürekli de cevap verdiniz. Evet. Son sözlerinizi alalım. Ama söyledik, doğru oturalım, doğru konuşalım diye. Ben de nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben de keyifli bir sohbet olduğuna inanıyorum. Keyif aldım. Yani açık yüreklilikle içimizden ne geliyorsa hakkı hak bilip hakikati söylemeyi arzu ettik. İnşallah dilimiz sürçmemiştir. Bildiklerimizi söyledik. Bilmediklerimiz noktasında zaten söyleyecek bir şeyimiz yok. Bütün sorularınıza cevap vermeye çalıştım. Sürçülisan ettikse vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz bizi mazur görsünler. Eyvallah. Ben de teşekkür ediyorum. Eyvallah. Biz de teşekkür ediyoruz. Için. Ve vatandaşlarımıza, hemşehrilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Kıymetli izleyenlerimiz, konuğumuz 25 ve 26. dönem AK Parti Konya Milletvekili Sayın Doktor Hüsnü Erdoğan hanımefendiydi. Gelecek hafta yeni konuklar ve yeni konular üzerinde görüşmek üzere. Hayırlı geceler diliyoruz.